abi, neresi? Burası. Sen hazır burada bekliyorsun. Klimalı ortam. Senin ev nerede? Benim en başta. Tamam, o zaman sana sonra gideceğiz. Önce Azra'ya gidiyoruz. Evet, hadi ilk Azra'ya gidiyoruz. Hoş geldin. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen şarkıcı Züleyha Ortak ve manken Deniz Akkaya, konteyner kentte kalan depremzedelerle buluştu, moral verdi. Hatay zaten benim gördüğüm kadarıyla. Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba mahallesinde depremde yakınlarını ve evlerini kaybeden depremzedelerle bir araya gelen Ortak, Akkaya ile haberler.com genel yayın yönetmeni Bediye Teymur, sosyal medyadan kendilerine ulaşan bazı öğrencilere tablet ve bilgisayar gibi çeşitli hediyeler verdi. Konteynerleri gezerek afetzedelerle görüştü. Bak. Sen yüzüyor musun? Pıcık seni. Değil. Nasıl hoşuna gidiyor şimdi onun? Gidiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı ve TRT Müzik programcısı Züleyha Ortak, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda depremin 3. gününden bu yana bölgede olduklarını söyledi. Biz geldik. Kaç yaşındayız? Her seferinde bir tane. Biz bölgeye fırsat buldukça, Allah izin verdikçe gelmeye devam edeceğiz. Bu noktada da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na sonsuz teşekkürler. Onlar olmasalardı bizler bu kadar gayreti tek başımıza gösteremezdik. İlk zamanlar çok zorluydu, şartlar çok zorluydu. Vatandaşlarımız çadırdaydı, havanın soğuk olması, insanların bir arada yaşaması çok ne yazık ki acı kayıpların olması da zorluyordu tabii ki şartları. 40. günden sonra şartlar elbette çok daha iyileşti. Konteyner kentlere geçişlerde de bu süreçte vatandaşlarımız nefes aldı ama hala acılar taze. Aslında yine burada bir dayanışma var. Benim ilk gün söylediğim bir şey vardı. Deprem bölgesinde halk farklı bölgelerdeki insanlardan çok daha sağduyulu. Evladını, annesini, babasını toprak altında, bina altında, enkaz altında bırakanlar, sosyal medyada klavyeşörlük yapanlardan, klavye şövalyelerinden daha mertlerdi ve daha sağduyulardı. Dolayısıyla şimdi yapılacak tek şey onların acılarını bir nebze olsun hafifletebilmek. Bizler bölgeye gidip gelmeye dediğim gibi devam edeceğiz. Bu süreçte çok fazla yere gittik. 25 program yaptık. Ama işte gidildiğiniz yerde depremzede çocuklar, onlar da ihtiyacı var. Bölgede acılar hala taptaze. Çok bir şey kaybetmeyecekler. Bölgeye gelip bir gün vakit geçirdiklerinde, iki sohbet ettiklerinde emin olun huzurla dönecekler evlerine. Ben buraya geldiğimde, gittiğim zaman huzurla dönüyorum. Hatta buraya bir süre gelmediğim zaman kendimi çok da mutsuz hissediyorum. Bunu söylemekte de bir beis görmüyorum. Çıksınlar ve gelsinler. Bir kez de olsun onlara dokunabilsinler. Ben isterdim ki bu halkın baş tacı ettiği, onuru ettiği ve konserlerde buluştuğu insanlar, sanatçılar birer kez de olsa deprem bölgelerinde farklı alanlarda vatandaşlarla buluşabilseydi. Ancak olmadı. Geç değil. Neden olmasın? Gelebilirler. Ağustos'ta gelebilirler. Bir 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması yapabilirler. Eylül'de okul açıldığında çocukları ziyarete gelebilirler. Ekim ayında 29 Ekim kutlamasına gelebilirler. Gelmek isterlerse her türlü gelebilirler özetle. Bu da bir nebze böyle isim vermeden arkadaşlarımıza söylemiş olayım. Biraz dokunmadan da bazı hisleri yaşamak imkansızlaştı. Şimdi yaz da geldi. Yani uçak biletleri 10 katına çıkmışken Bodrum'a her hafta sonu gidecekken bir kere de buraya gelinebilir diye düşünüyorum. Bunu yaşamak lazım. Neden yaşamak lazım? Empati duygusunu kurabilmek için buradaki insanlara dokunmak lazım. Bunun eksik olduğunu düşünüyorum büyük şehirlerde, özellikle İstanbul, işte Ankara, İzmir'de, Ankara'da insanlar şey zannediyorlar, yani bir kere bu ne bir siyasi bir konu, bu bir afet, doğal afet. Bence gelmeyenler kaybediyor, öyle düşünüyorum. Önemli olan siz burada iyi misiniz? Sizin keyfiniz nasıl burada? İyiyiz, biraz Allah'a şükür. Allah'ım bundan şeyi düşürmesin gene. Demin ne dedim? Allah devletimize, milletimize, sizin gibi insanlarımıza zarar vermesin gülüm.